Dün Sancaktepe'ye giden ve bu haberi hazırlayan Gamze Altınay bizimle birlikte. Ama önce şunu söyleyeyim. Gamze günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Hoş buldum. Gamze'den gözlem ve izlenimlerini alacağız. Ama bu olay ilk çıktığı andan itibaren şöyle söyledim. Bir parça temkinliydim. Her zaman temkinli olma çabası için değil mi ama? Necati Özkan bir hata yaptı burada. Bir iletişimci olarak vahim bir hata. Olmayan jacuzziyi niye söylüyorsun arkadaş? Jacuzzi söylemeye gerek yok. Herkes unutar. Ben hiçbir zaman jacuzziye takılmadım. Ama şunu sordum. Bina nasıl? Gösteriş var mı? Şatafat var mı? Abartı var mı? Belediye başkanlığı binasında banyo var mı diye sordum. Var. Kaç tane? Bir mi? Üç, beş, sekiz, on. Arkadaş, neden söylüyorum? AK Partili izleyenlerim de abi jacuzzi yok. Arkadaş jacuzzi yok. Jacuzzi'ye takılmadık. Ben hiç ilk andan itibaren. O Necati Özkan'ın hatası. Ama bir şatafat. Başkanın söyledikleri. Şimdi herkes dikkatle takip etsin. Biz görmedik. Ben Sancaktepe'yi hani gidip de o belediye binasını görmedim. Gamze Altınay'dan dinleyeceğiz. Gamze öncelikle teşekkür ediyorum. Ben dünden teşekkür itibaren ederim. Bu konuyu gündeme taşıdığın için. Sancaktepe neresi? Sancaktepe daha Anadolu yakasında kalan Sultanbeyli'ye, bu Sabiha Gökçen Havalimanı'na yakın bir kesimde kalıyor. Aslında çok daha öncesinde adını duyduğumuz belediyelerden biri değil. Çünkü AK Parti yönetimindeydi. Tıpkı Üsküdar, Tuzla, Bayrampaşa, Eyüp Sultan gibi o da bu yerel seçimin ardından Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine geçti. Peki şimdi biraz uzakça bir bölgeden bahsediyoruz. Sancaktepe dediğimiz yerde kimler oturuyor? Böyle genelleme yapabilir miyiz? Hani AK Parti'nin daha evvel güçlü olduğu bir yerde ama hani daha zenginler mi, fakirler mi, orta gelirliler mi? Nasıl? Yani aslında orta gelirli insanların yaşadığını söylememiz mümkün. Dün basın açıklaması gerçekleştirirken oranın mevcut belediye başkanı Alper Yeğin de üstüne değindi. Hani buradaki demografiyi de değiştirmeyi amaçlıyoruz biz önümüzdeki günlerde. Buradaki yaşanılabilirliği arttırmayı hedefliyoruz diyerek. Orada şu anda daha çok orta gelirli ve daha alt gelirli kişiler. Çok zengin bir semt değil aslında. Aynen, değil aslında. Şimdi sen buradan Sancaktepe'ye gittin. Buradan nasıl gidiliyor oraya? Ne kadar sürüyor? Bir saat kadar sürdü. Bizim ofisten çıkıp oraya varmamız neredeyse bir saat sürdü. Evet, gittin belediyeye doğru girdin. Belediye nasıl bir bina? Bir taraftan görüntüleri belediye izliyorsunuz. Belediye binası oldukça da aslında geniş, büyük, şatafatlı bir bina. Hemen yanında da Recep Tayyip Erdoğan konferans salonu diye bir salon var. Böyle altın harflerle yazılmış. Daha önceki dönemlerden kalma tabii bunlar. Ama belediye binasına girerken artık şu dönemde dikkatinizi çeken ilk şey şu oluyor. Bir afiş kalem kalem yazılmış, bütün borçlar hepsi yaklaşık 2 milyar liralık bir borçla devralınmış şu anda CHP tarafından. Şimdiki kazanan CHP'li belediye başkanı adı neydi? Alper Yeğin. Alper Yeğin aldığı tabloyu... Aynen. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla ilerliyorum diyerek bir afiş hazırlamış ve 2 milyar liralık borcu kalem kalem nelere harcama yapıldığını söylemiş ve diyor ki kasamızda tek kuruş para yok. Evet, şu anda da burada yani, görünüyor. Yani bu belediyenin, bu görkemli binanın sahip olduğu aynen belediyenin öyle mali tablosu da bu. Aynen. Peki sen içeriye girdin. Evet. Bize bir anlat. Neler gördün? Nelerle karşılaştın? Şöyle içeriye girdim. Girdiğim zaman dikkatimi çeken, ilk çeken şey de şu oldu aslında. Başkanlık katı en üst katta evet ama asansörle oraya çıkmanız mümkün değil. Yani herhangi bir vatandaş o belediye binasına girdiği takdirde başkanlık katına çıkması için asansörü kullanamıyor. Üçüncü katta duruyor ve ardından güvenlikler eşliğinde eğer çıkabilirse çıkıyordu önceki dönemlerde. Ancak şu an bunu değiştirmeyi planlıyor zaten Alper Yeğin. Ve oldukça da geniş bir bina. Biz basın açıklamasının ardından hep birlikte gezdik basın mensuplarıyla. Çok fazla oda var. Yani ve hani bir yerden sonra hangi görevliye ne için atanmış odalar, ne için tahsis edilmiş odalar, bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Sürekli özel kalem odası, makam odası, özel kalem odası, makam odası, büyük yemek odaları, büyük büyük yemekhaneler ve ne için kullanıldığı asla bilinmiyor. Ne kadar harcama yapılmış asla bilinmiyor ve dediğiniz gibi jacuzzi yok ama 3 tane de banyosu var. Nerede banyo? Biri tam iki makam odasının, büyük makam odasının arasında kalıyor. Diğeri de üçüncü makam odası da var aslında. Başkan yardımcısının kullandığı onun orada. Şimdi başka açıklamalarda da gördüm. Diğer başkan yardımcıları için de banyolar olduğunu söylüyorlar. Evet. Bir şey soracağım, bir dakika. Hocam ben bunu anlamadım ama. Şimdi mesela bir belediye hizmet binasında neden banyo olur mesela?
Ya ben bunlarda böyle farklı biraz düşünüyorum. Tamam. Çünkü önce güvenlik kısmından başlayayım. Muhtemelen şimdi belediye başkanları her zaman iyi insanlarla çalışmıyorlar. Bazen birilerinin tekere çomak sokuyorlar. Yani şimdi yeni gelecek CHP'li başkanlar özellikle mafyayla mücadele edecekler. Yani her yerde. İşte Adana'da biri geldi. Tabii geldi. İnsanları öldürüyorlar. Yani o yüzden bir güvenlik önlemi her yerde var benim bildiğim CHP'li yerlerde. Banyo konusunda gelince de 24 saat çalışan insanlar belediye başkanı. Ben açıkçası bunlara takmıyorum. Küçük bir yerde banyo olması, şimdi o gidiyor, terliyor, sonra önemli bir konuk geliyor, onun yanına gitmeden bir duş alması filan, bunlar şirketlerde de var. Küçük bir banyo insanlar. Hocam, çok bak, garip bir şey değil bu. Ama bu iş aslında bu jacuzzi ile beraber hep sizin de söylediğiniz gibi. Jacuzzi'ye takılma hocam. Hep o oradan yanlış bir yere. Ama şunu söylemek lazım. Yani şatafat ve bu borç şeyi, hani önemli olan o. Bu iyi çalışmış mı? Borcu çok mu? Kasasında ne var? Yani bütün bunlar konuşulması daha doğru bir zemin. O zaman daha o rakamlar her şeyi daha iyi açıklıyor. Yani o rakamlara bakınca bu belediyenin kötü bir belediyecilik yaptığını görüyoruz ama diğer yerler magazinle kaçıyor. Ben de oralarda çok fazla konuşmamayı tercih ediyorum yani. Tekrar ediyorum. Jacuzzi meselesini kapatıyorum. Evet, banyoda da benim için sıkıntı yok. Ben ama bir şey söyleyeceğim hocam. Bak bu bina, sen buraya daha önce de geldin değil mi? Bak bu bina bizim kendimizin, Halk TV'nin binası. Ben zaman zaman burada yatıp kalktığım da oldu. Yani böyle yatakta falan değil ama. Yani kanepede. Çünkü seçim gecesi bilmem ne. Benim dışımda arkadaşlarımın da böyle çalıştıkları olmuştur. Burada banyo yok mesela. Duşakabin falan yok. Ben onun için belediye hizmet binasında banyo olmasını yadırgıyorum. Onu söyleyeyim. Saygı duyuyorum görüşüne ama sen bak çıka bakıyorsun. Bence bütün belediye başkanları, CHP'li başkanları da vardır. Bence. Yani o bize bir güzel bir yol çıkartma. Bildiğin örnek varsa söyle. Yani tahmin ediyorum hepsi, çünkü bazı binalar 50 yıllık binalar, hani belediye binaları. Ben mesela İlla duysam, vardır yani. Ben mesela bugün bakacağım, bu da benim ödevim olsun. Hı-hı. Ben hangi CHP'li belediye başkanının makam odasında banyo varsa araştıracağım. Bulduğum zaman da söyleyeceğim burada. Tamam. Çalışacağım bugün. Teşekkür ediyorum ama açık yürekle yani söyleyeceğim. Yani bu konuda şey davranıyorum. Farklı düşünüyor olabilirsin. Aha, evet. Saygı duyuyorum. Devam edelim başka. Mesela... Bu mesela bir yemek odası. Oldukça da geniş, kocaman bir LED ekranı var. Ne için kullanıldığını mesela Alper Yayın da bilmiyor. Hani söylüyor daha önceki zaten. Dönemlerde ha. Meclis üyesiymiş. Kendisi de bu katı daha önce çok fazla kez gidememiş ve hani buranın ne için kullanıldığını bilmiyor. Bir şark köşesi var. O şark köşesinin ne için kullanıldığı asla bilinmiyor. Ha, onu söylüyor. Evet, divan gibi çok, bir şey evet, var böyle. Çok büyük. Bu... Diğer taraflarda da farklı farklı dinlenme alanları gibi alanlar oluşturulmuş. Oldukça büyük ve lüks döşenmiş bir salon. Bu birinci makam odası. Burası şu anda işte muhtarların, vatandaşların karşılandığı yer olarak kullanılıyor ama Alper Yayın yine de burayı kullanmıyor. Bir toplantı odasını tam kullanıyor. Tam bir şey söyleyeceğim. Bir genç kadınsın ve bir gazeteci arkadaşımızsın. Sence, bak her şeyi unut. Gördüğün zaman sence lüks, şatafat, abartı var mı burada? Yani bence çok abartı, fazlasıyla abartı, çok geniş. Yani hani evet söylediği gibi belki banyo ihtiyacı olabilir ama bence bir katta 3 banyonun, 3 aynı şekilde döşenmiş ve lüks banyonun olması çok fazla gerekli bir şey değil bir belediye binasında. Bir tanesi de yeterli olabilirmiş gibi geliyor. Ve şu işte şimdi geçecek aynı anda şark köşesine. Onları gördüğüm zaman özellikle bunların gerçekten başkan ne amaçla kullanıldığını bilmiyorum diyor. Evet hani gittiğimizde biz de çok algılayamadık. Çok oldukça geniş bir oda ve başkan dışında kimse giremiyor.